Tatyana bir de seni dinleyeyim. Evet. Ne oldu? O konuya dönelim. Biz orada konuşuyorduk. Sen neyi söyledin de söylemedim dedin. Konu ne? Evet, bir şey sordu bana. Ben dedim ki hayır, Molly bir şey demedi. Yoksa Görkem dedi. Uyan. Ama hatırlamıyorum dedim. İşte o yüzden bana küstü. Evet. Ertesi gün benle hiç konuşamadan ben de söyledim kızlara. Yani bir şey yapmadım, sadece hatırlamıyorum dedim. Yani ne yapayım, yani hatırlamıyorum dedin mi bunu? Yok mu de, bilmiyorum yani. İşte sonra Leyla'ya dedim, işte ondan yüzünden benimle konuşmuyor, selam da vermedi. Bora'ya geldik. Bana ne dedin sen? Ne dedi? Ama tatlı bir şey söyleyeceğim. İşte bana bağırma başladı, durduk yere, anlamadım yani. Bana dedi ya benimle neden konuşmuyorsun diye. Ben de dedim ki seninle konuşmamam normal değil mi Tatyana? Yani bana iftira attın sonuç olarak. Yani insanların gözünde hani zaten bir sıkıntı vardı. Sen İnsan sıkıntıyı beni yalancı göstererek, iftira ben de atarak sana daha da kötü gösterdin beni. Ne? Bana yalan söyledi, işte yalancı muamelesi yaparak insanların ben gözünde... Ben sana dedim ya hatırlamıyorum ama... Bana hatırlamıyorum demedin ya. Yayında olduğumuz zaman da göreceğiz zaten. Bana hatırlamıyorum İlk önce hayır dedi. İlk önce hayır dedi Öykü Hanım. Sonra o da döndü dedi ki dedi yayınlanınca izleyeceksiniz. Ben söyledim deyince Tatya dedi ki hatırlamıyorum. Ben de Tatya'ya kızdım. Tatya bence bile bile yaptı. Bence de bile bile yani yaptı. Yani şöyle. Evet. Biz mutfakta da konuştuk. Bir an mikserlik, ben bir konuşabilir miyim? Tabii. Biraz mikserlik falan var ama kıza da bu konuda yazık yani. Ona evet. da söyledim. O biraz gümbürtüye gitti. Kendi konuşamadığı için böyle bizim konuşmamızı istedi yani. Bile bile yaptığını düşünüyorum ben. Evet. Üç gündür de, kaç gündür de konuşuluyor. Hiçbir sana bak bu güzel oldu. Bu özet bu aslında. Evet. Özet gerçekten bu. Yani konuşmak istedi. Böyle iyi niyetliymiş gibi davranıp sonra kuyularını kazdılar. Ama olay ters patladı. Evet. Tabii ikisi de elinde patladı diyelim. Savunma çalışıyordum. Yani neden bilerek bir şey yaptım ki? Neden yaparım bunu? Zaten... Peki bir şey soracağım. Konudan çok bağımsız. Erkekler evinden Bata ben şunu sordum bugün. Dedim ki Tati bize Oğuz'un farklı şekilde ben yokum dediğini, aa ben yokum tarzında dediğini hatırladın değil mi Dilara konuyu? Şöyle bir olay geçmiş. Oğuz konuşmayı seven bir arkadaşımız, heyecanlı bir çocuk. Demiş ki sarışınlar mı esmerler mi? Tati de demiş ki esmerler. Tati bize şöyle anlatıyor. Aa ben yokum tarzında. Evet, ama Batı da sordu. Dilara Oğuz'a da sormuş. Zaten ben yokum tarzında. Ben yokum zaten gibisinden evet. bir ben yokum söylemiş. Ama Tati bunu ısrarla bize farklı aksettirmek için gerçekten oldu. Tati şu kelimeyi kullandı. Üzüldü. Bunu yapıyor yani. Evet, üzüldü söyledi. Dedi Tati'ye. Oğuz için Oğuz. Size üzüleceğiniz bir şey söyleyeceğim diyerek geldi zaten. Evet, üzüleceğiniz bir şey söyleyeceğim diyerek de geldi. Ben de dedim ki iki taraflı anlaşılabilir bu olay dedim. Ben hatta Oğuz bunu söyledikten sonra Tati de fena. Üzgünüm sevgili izleyiciler, yapacak bir şey yok. Ya bu konuşmak zorundayım. Yani ya genel olarak kısmet solu kritikte ne yapacağımı bilemediğim anlardan biri yani. Çünkü Allah kolaylık versin. Çünkü yok böyle bir şey. Yani üç gündür ben bu konuya nasıl gireceğim diye bence bakıyorum Oğuz yani. Evet beylerden şöyle bir kısa bir görüş alalım. Bu kızlar evinde böyle bir kaos ortamı var arkadaşlar. Ama son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Tatyana. Bizden senden özür diliyorum. Temas yani, için mi yoksa evet. Bata beni kötülediğin için mi? Hangisi için? Temas ya da... için özür diliyorum çünkü o Batuhan bir şey kötü söylemedin zaten göreceğiz bunu. Ama dikkat et Batuhan... demem kötü Tatyana, onu anlamanı neden istiyorum. Neden söyledim? Ondan tamam hayır burada... söylememelisin. O zaten izleyince kendi yorumlar izlemeyecek mi o çocuk? İzleyecek, görecek, ya. Kendi yorumlayacak. Peki müsaade et tamam. Evet, özür dilesin. Tamam. Özür diliyorum, özür diliyorum yani temas yaptığım için. Yani Bolly istemezdim çünkü bir an Bolly kaldım. Sen benim üstüme girdi. Yani
Üstüne de yürümedim bu arada. Durdum ve... Heyecanlandım yani, bir ben de bekleyemiyordum. Gidiyordun dışarı doğru. Senden bekleyemeyeden ben de bekleyemiyordum. Ben yani, üstüne yürümedim. Buradan dışarı yaptım, doğru bekleyemiyordum. Dışarı doğru gidiyordun ama o sırada ve yani öfkeliydin. Öfkeliydin. Özür diliyorum. Ben sakinleşmek için, onunla tartışmamak için bu arada dışarı çıkıyordum. Gittin geri döndün. Ve bir anda yanlış yaptım, anladım. Görmek yani. İster misiniz? Evet. Evet, görelim. Teşekkür ederim. Görelim. Aa, dere bak. Hadi görelim, çok ben heyecanlı. Şimdi tahtayaneyi nasıl tutuyorum? Buyurun. Ben Bat'la konuşuyorum. Sen Bat'a gelip şey diyorsun, seninle bir şey konuşacağım. Bat konuşabilirim. Sana falan. Ne? Sen kimsin? Sevgili misin onun? Sevgili falan sen değilim. Kimsin, ben kızım? Zaten bana gelip Batuhan şöyle. Biz sevgili misiniz? Batuhan dedi ki Tanya benimle biz konuşmak istiyor. Biz zaten konuşmak istiyorduk. Batuhan bana gelip dedi ki Tanya benimle konuşmak istiyor. Ben de dedim ki tabii ki de konuşabilirsin. Bir gün oldu sadece. Bir dinlesene beni. Dinle beni. Sakin ol. Duymuyor musun? Sen... Dinle beni. Dinle. Dinle. Dinleme yetisine sahip değil misin yani? Sen kimseyi dinlemek istemiyorsun mesela. Beni dinlersen ben de seni dinlerim, okey? Ben bana Batuhan geldi dedi ki Tanya benimle bir şey konuşmak istiyormuş dedi. Ben de dedim ki tabii ki hay hay konuşabilirsiniz. Problem yok. Sonuçta dedim biz sadece konuşuyoruz. Tanışmaya çalışıyoruz. Tanya ile de konuşabilirsin dedim. Ve Batuhan'ı burada bırakıp içeri geçtim. Rahatsız olmayın, daha rahat konuşabilin diye. Okey, anladın mı? Benim bir art niyetim yok. Ama kimin art niyetinin olduğunu daha iyi görüyoruz. Yani herkesin kör de değilim, bir şeylerin farkındayım. Konuşunca, haberin olsun diyorum. Kör değilim, bir şeylerin farkındayım diyorum. Ne yapıyorsun hop? Ne yapıyorsun? Tamam. Hayırdır? Hayırdır? Ne yapıyorsun? Boli, o eline sahip çık, tamam mı? O eline sahip çık! O eline sahip çık! Sakin olur musun? Ya kimsenin ne yorum yaptığı önemli değil. Boli giremezsin! O eline sahip çıkmazsan o eline ne yapacağımı çok iyi bilirim ben! Şşş, tamam. Tamam. Geç, aval. Geç geç gitme oraya. Hayır hayır uzatmayın ya. Gerek... Hiç anlattığı gibi değil. Ya. Hiç anlattığı gibi değil Leyla. Flash TV olmuş ya. Sürpriz. Evet. Biz de bize yollayacağız. Bizim yanımız öyle değil. Sakin sakin. Erkekler evinde bize anlattığı böyle değildi. Kendinize gelin. Evet, kendini savundu. Evet. Erkekler evinde bize anlattığı sadece. Hiç böyle değil. Erkekler evinde anlattığında Beyza ona diklenmiş, üstüne yürümüş. O da kendini savunmak için itmişti. Evet. Kız, yanın, evet, kız yanından evet. Geçiyor. Niye daha dokunuyorsun ki? Kız tahrik ediyorsun. Kendine yürümemiş bu evet. Arada. Üstüne de yürümemiş. Geçiyor gidiyor. Aksine uzaklaşıyor kavga büyümesi. Bağırınca yürüyordu. Hayır yanından çok geçiyor. Çok yani hepimiz izledik. Yani. Aşkım az önce izledik. Bari şu an inkar etme. Elimde bardak var bir de. Aşkım, biliyor çünkü. Biliyor çünkü izledik. Hayır o anladı. Anlatıyor. Yine insanları beni kötülüyor. Beyler evet, bir beylerden yorum almak istiyorum. Öykü Hanım ben konuşabilir miyim? Sessiz, kızlar sessiz. Evet, olsun. Buraya geldiğinde Tatyana bu olayı böyle anlatmadı. Benim de Beyza'ya karşı bakış açım çok farklıydı. Şu anda çok değişti. Kusura bakma Beyza senin hakkında kötü düşündüğüm için. Problem yok. Ama hepimizi olay böyle görmesine değilmiş. Sevindim. İlerleyen zamanda farklı bölümlerde yayınlanınca daha fazlasını da göreceğiz. Bir şey söylemek istiyordum Tatyana. Evet. Hemen senden alalım, ondan sonra evlere dağılalım. Tamam, belki size, var da size ben göre gördüğünüz gibi Boli gelmedi ama ben Boli hissettim. Senden bir şey hissettim, yani senin bir üstüne geldi, Boli hissettim. O yüzden Boli şey yaptım. Gelmemiş ama. Gördük evet, yani. Gelmiyor yani, gerçekten gelmiyor. Durduk yere olanı. Durduk yere evet, bilerek yaptım ama yine de özür dilerim. Bilerek. Yapmadım. Ama hayatımda Boli bir şey yapmadı. Ama geldi belki. Ama izledik. Üstüne gelmemiş. Ortada konu yok ya. Tamam, Boli değiliz. Biliriz yani. Evet, içimde geldi. Tamam. Diyor ki aslında peki. Böyle biri değildi. Boli sinirip olduğun zamanınızda peki, içimde geldi. Peki neden farklı anlattın? Bunu çok merak evet. Ediyorum. Merak et yani. Bu da daha sonra baş başa konuşulur mu? Bence de. Gerçekten git baş başa konuş artık dinlemeyin. Ay gerçekten. Evet. Arkadaşlar.